Evet arkadaşlar, Almanya'da 2021 yılbaşı öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şu an sokaklar bomboş. Normalde bakın saat 11'i 28 geçiyor, görüyorsunuz. Normalinde Almanya'da bu saatlerde sokaklar tıklım tıklım olurdu. Herkes havai fişek gösterileri düzenlerdi. Ama gördüğünüz gibi şu an sokaklar bomboş. Hiç kimseler dışarıda değiller. Tabi bazı ülkeler, mesela Amerika'nın Miami, New York kenti gibi, Florida kenti gibi bazı şehirler ve ülkeler koronavirüsüne inanmıyorlar. Tamamen maske, mesafe, hiçbir şey yok. Onlar da şu an eğleniyorlar. Tabii bu arada tabut da yetiştiremiyorlar virüsten dolayı can kaybedenlere. Ama görüyorsunuz Almanya'dan canlı yayın yapıyorum şu anda. Sokakta hiçbir tane canlı, yani derler ya, deyim yerindeyse hayvan bile yok. Normalinde yılbaşı gecesi bu saatlerde sokaklarda insanlar havai fişek gösterileri düzenlemek için birbirlerinin sırtına çıkarlardı. Bütün hava renk değiştirdi. Kokudan, o barutun kokusundan nefes alınmazdı. Dumandan göz gözü görmezdi. Ama görüyorsunuz Almanya'nın Stuttgart kentinin, diyelim şehrinin bir bölgesi olan Göppingen ilçesinin sokaklarından bazı görüntüler görüyorsunuz. Tamamen Almanya bomboş. Türkiye'de koronavirüsten dolayı hani sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Evimden çıkamıyorum diye üzülenler eğer varsa, görüyorsunuz yani bunu Avrupa'da uyguluyor. Kendi sağlığını düşünen, hani halkının, milletinin sağlığını düşünen bütün devletler böyle bir karar aldı. Düşünün ki biz bir de hani bir Noel olarak, yani bizim bir kutlayacağımız bir bayramda değil. Yani Hristiyanların kutlayacak olduğu bir bayram. Onların bayramı. Onlar senede bir kere bu bayramı kutluyorlar ve telafisi de yok, biliyorsunuz. Onlar kendi bayramlarına bu derece sahip çıkıp da kutlarken onlar kutlayamıyorlar şu anda. Evlerine hapsedildiler, kapalılar, dışarı çıkamıyorlar. Kaldı ki yani biz buna üzülmememiz gerek yani. Onlar kendileri bile kutlayamıyor bu bayramı. Hristiyan olmalarına rağmen kendileri bile kutlayamıyor yani. Görüyorsunuz, şehrin bir ucundan girip öbür tarafından çıkıyoruz. Ana yola giriyoruz. Hiçbir tane araba bile gelmiyor. Tamamen yollar boş. Herkes şu anda evine çekilmiş. Evinde eğlencesini evinde yapıyor. Sadece kapılarını, evlerini süslediler. O kadar. Hani bizim hani Kurban Bayramı olur da biz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanır da evimize hapsediliriz, üzülürüz gibi, onların da bugün şu anda yılbaşı, onların bayramı. Onlar kendi bu kadar önem vermiş oldukları yılbaşı bayramlarına evlerinde kutlayarak geçiriyorlar. Çünkü mecburlar, kendi can güvenlikleri için, kendi sağlıkları için. Bu virüsün şakası yok. Görüyorsunuz, yollar bomboş. Hiç kimseler yok. Tamamen boş yollar yani. Bir tane araba bile geçmiyor. Normalinde şu yoldan yarış arabası gibi vızır vızır geçen arabalardan bir tane bile araba geçmiyor. Bomboş bütün yollar. Yani üzülmeyin, evinizdesiniz. Yarın virüsle tanışıp acı çekip, hatta
hastanede can çekişip ve sevdiklerinizi kaybetmektense evinizde geçirdiğiniz yılbaşını da kendinize kar sayın. Çünkü bakın, normalde yılbaşını kutlaması gereken kesimler bile, yani kişiler bile şu an evlerindeler. Bakın şurası da karanlık ama gözükmüyor galiba. Orası da kilise. Işıktan ışık olsaydı gözükürdü. Yani ışık, yani kilise ışıklarını bile kapatmış diyelim yani. Işıklarını bile kapatmış. Yani orası Evengelişe kilise. Işıklarını bile kapatmış. Yılbaşı gecesi. Şu anda görüyorsunuz saat. Bakın 11'i 34 geçiyor. 11.34. Sokaklar boş. Hiç kimse yok. Hiç kimseler yok. Bomboş. Sakın üzülmeyin. Çünkü sağlığınız eğlenceden daha önemli. Bazı ülkeler bunlara dikkat etmedi. Bu kurallara ve bu yüzden 300 bin kişi hayatını kaybetti. Örneğin Amerika, şaka gibi baktılar, şaka gibi gördüler. En sonunda bütün insanlar koronavirüsü yüzünden hayatını kaybetti çoğu kişi. Bu yüzden siz de dikkat etmelisiniz ve üzülmemelisiniz evde olduğunuz için. Hatta sevinmeniz gerekir.